Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına çok güzel, çok tatlı bir renkle geldim. Bugün sizlere çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu modeli anlatabilmek için ben orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım arkadaşlar. Bu modelimi siz dilediğiniz iple örebilirsiniz. Modelimden çok güzel bebek yeleği olur. Bebek hırkası olur. Yetişkinlere, eşinize, kendinize çok güzel yelekler, hırkalar, süveter yap süveterler yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekleri, çizizli örgülerde çok güzel yakışacak harika bir modelden bahsedeceğim. Dilerseniz modelimi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Gördüğünüz gibi herhangi bir zemin hazırlığı, yani bir lastik örmedim arkadaşlar. Çünkü modelimiz lastik istemeyen bir model ama dilerseniz lastik üzerine de örebileceğiniz harika bir model. Modelimiz kıvrılma yapmayan bir model. Bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben 4 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 4 numara. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin içine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Modelimizin ilmek sayısı bir model 5 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hırka yelek süvetenine başlarsak bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve sonuna 2 ilmek atacağız arkadaşlar. Yani ne başlarsak bu şekilde 5 artı 5 artı 5 bu şekilde ilmek atıyoruz. Sonuna ise 2 kenar ilmeği ekliyoruz. Ve dilediğimiz kadar kenar patı ilmeği de ona göre atıyoruz arkadaşlar. Modelimiz lastik istemeyen bir model demiştim. Fakat öncelikle bir sıra ters örgü örer, örersek zemin hazırlığı olarak ondan sonra modelimizi kurarsak daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzünden ben bir sıra ters örgü öreceğim. Bu örmüş olduğum ters örgü zemin hazırlığı olarak arkadaşlar. Bunu bir kereye mahsus yapıyorum. Siz lastiksiz başlamak istediğiniz zaman Lastik yapmak istemediğiniz zaman bu şekilde bir sıra ters örgü örerek başlayabilirsiniz bu modeli. Ben şöyle zemin hazırlığı olarak ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Bu örmüş olduğum ters örgüyü bir kere mahsus yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Bakın şöyle bir kereye mahsus bir sıra ters örgü ördüm. Bu zemin hazırlığı. Lastik örmek istemezseniz bu şekilde bir sıra ters örgü örüp başlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelimiz 8 sırada tekrar eden bir örgü modeli arkadaşlar. 8 sırada tekrar eden örgü modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Birinci sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir kez işten dıştan içe doğru bu şekilde doladım doladıktan sonra bir iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum burada 1 2 3 düz ördüm Burası bir model arkadaşlar bakın kenar ilmeği hariç bir doladım iki ilmeği kestim 3 düz ördüm Burası bir model ve şimdi ben modelimi tekrarlıyorum Öncelikle bakın dıştan içe doğru bir kez doluyorum. 2 düz ilmeğimi bu şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Ve 1 2 3 düz ördüm. Burası da bir model. Ve modelimi tekrarlıyorum bakın. Öncelikle dıştan içe doğru bir kez doladım. 2 ilmeğimi düz örgü olarak kestim. 1 2 3 düz ördüm ve modelimi son kez tekrarlıyorum arkadaşlar dıştan içe doğru bu kez bir kez doluyorum bakın şöyle göstereyim tekrar dıştan içe doğru doladım iki ilmeği düz kestim ve bir iki üç düz ördüm kenar ilmeğinde de ters ördüm modelimizin ön yüzünden birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar burası modelimizin ön yüzü ve birinci sırası Şimdi modelimizin arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Burası modelimizin arka yüzü ve ikinci sırası. İkinci sıramızda modelimizin arka yüzünde. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ters ördüm bakın. 4 ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde doladığımız ajur. Bu ajuru bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada bu işlemi yapacağız. Bakın 4 ters ördüm, 1 düz ördüm ve bu işlemi tekrarlıyorum. 1 2 3 4 ters ördüm. 1 düz ördüm. Tekrarlıyorum. 1 2 3 4 ters ördüm ve 1 düz ördüm. Sıra sonuna kadar modelimizin arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu. Yani ilmekleri aslında gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Ben şöyle tekrar 4 ters örüyorum ve bir düz örüyorum. Bakın kenar ilmeğinden önce bir düz ördüm. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzde bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Burası modelimizin ön yüzü ve üçüncü sırası. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırasında kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın bu sefer sırasına gelen ilmeğimiz ters gördüğünüz gibi. Tersimi ters ördüm. Tersi ters ördükten sonra bakın tekrar bir kez dıştan içe doğru bu şekilde doluyorum. Ve aynı şekilde sola doğru gene aynı iki ilmeği düz kesiyorum. Bakın sola doğru bir kesme işlemimiz devam ediyor. Burada iki düz ilmeğimiz kaldı. Bir, iki düz ördüm. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada yapacak olduğumuz işlem bu. Bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın modelimizin ön yüzünde 3. sırada. Sırasına gelen ilmeğimiz bir tane ters, tersimi ters ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği sola doğru bir kez kesiyorum arkadaşlar. Ve tekrar 1 2 düz ördüm. Ve modelimi tekrarlıyorum. Bir ters ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği sola doğru düz örgü olarak kesiyorum. 1 2 düz ördüm ve modelimi son kez tekrarlıyorum bir ters ördüm bir kez doladım 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum burada kalan iki ilmeğim düz ilmeğim 1 2 düz ördüm kenar ilmeğini ben ters örüyorum arkadaşlar burası modelimizin ön yüzü ve üçüncü sırası üçüncü sıramızı da bu şekilde uyguluyoruz şimdi modelimizin arka yüzündeyim dördüncü sıradayım modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada gene işleme aynı ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz dördüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada 1 2 3 ters ördüm 3 ters ördükten sonra dördüncü sırada bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde doladığımız ajur bunu bir tane düz örüyorum sırasına gelen ilmeğimiz gene bir tane düz bakın bunu da bir tane düz örüyorum yani modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada 3 3 ters 3 düz ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 3 ters 3 2 düz ördüm pardon. Ve bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde 4. sırada 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Modelimin 4. sırasındayım. Arka yüzündeyim. 3 ters 2 düz ile 4. sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar iki düz ile kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasını arka yüzden bu şekilde yaptık. 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz bu şekilde dördüncü sıramızı uyguladık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Beşinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde beşinci sırada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir iki ters. Bakın gözüken iki ilmeğim ters. Yani gördüğüm gibi örüyorum. İki ters ördükten sonra 5. sırada dıştan içe doğru bir kez doluyorum. Yine aynı şekilde sola doğru iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Ve burada şimdi bir tane düz ilmeğim kaldı ve bir tane düz örüyorum. Modelimin 5. sırasında yapacak olduğumuz işlem de bu arkadaşlar. 5. sıramızı bu şekilde tekrarlıyorum. Bakın modelimi tekrarlıyorum. Öncelikle 1, 2 ters ördüm. Bir kez dıştan içe doğru doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum ve bir tane düz örüyorum burası da bir model arkadaşlar modelimi bu şekilde tekrarlıyorum 1 2 ters ördüm bir kez dıştan içe doğru doluyorum 2 ilmeği düz kesiyorum ve tekrar bir düz örüyorum modelimizin ön yüzünde 5. sırada modelimi son kez tekrarlıyorum arkadaşlar 1 2 ters ördüm 2 ters ördükten sonra yine aynı bakın dıştan içe doğru doluyorum 2 ilmeği sola yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum bakın şöyle bu şekilde sola yatıyor arkadaşlar kestikçe burada bir tane düz ilmeğimiz kaldı düzümüzü düz örüyoruz ben kenar ilmeğini ters örüyorum modelimizin ön yüzünden 5. sırada yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar modelimizin arka yüzündeyim 6. sıradayım modelimizin arka yüzünde 6. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum Kenar ilmeğinden sonra modelin arka yüzünde 6. sırada 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. Modelimizin arka yüzünde 6. sırada yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar 6. sıramı bu şekilde 2 ters 3 düz ile devam ediyorum. Yani aslında modelimizi arka yüzünde her zaman için ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ama ben yine de böyle sayı veriyorum arkadaşlarıma daha kolay olsun diye. 2 ters 3 düz ile 6. sıramızı da bu şekilde tekrarlıyoruz. Bakın 2 ters 3 düz örerek 6. sıramı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde 6. sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi ördük arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. 7. sıradayım. Burası modelimizin ön yüzü ve 7. sırası. Modelimizin 10 yüzünde 7. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 1, 2, 3 ters. Yani tersimi ters ördüm. 3 ters ördükten sonra aynı şekilde bir kez doladım. Burada iki düz ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bakın kese kese ilmeklerimiz bitti. Bu iki düz ilmeğimi yine aynı ikisini birlikte kesiyorum. Burası bir model. Ve modelimi tekrarlıyorum. Modelimizin 7. sırasındayım ön yüzündeyim 7. sırasında ön yüzünde 1 2 3 ters ördüm bir kez dıştan içe doğru doladım burada kalan iki düz ilmeğim var gözüküyor zaten şöyle gördüğünüz gibi ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum ve bunu tekrarlıyorum 1 2 3 ters ördüm bir kez doladım 2 ilmeği düz kestim tekrar 1 2 3 ters ördüm bir kez doladım 2 ilmeği düz kestim ve burada kalan kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimizin 7. sırası da bu şekilde arkadaşlar burası modelimizin ön yüzü ve 7. sırası şimdi modelimizin arka yüzündeyim ve 8. sırasındayım modelimizin arka yüzünde 8. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum modelimizin arka yüzünde 8. sırada bir ters 1 2 3 4 düz ördüm ve bunu tekrar ediyorum arkadaşlar bir ters 1 2 3 4 düz ördüm modelimizin 8. sırasında arka yüzünde ilmekleri bu şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar ve modelimin 8. sırasını tekrarlıyorum bir ters 1 2 3 4 düz Tekrar bir ters. Bir. 2 3 4 düz. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünden 8. sırada da ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi ördük. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi kıvrılma yapmayan bir model. Lastik istemeyen bir model demiştim. Fakat modelimiz daha hiç belli değil. Birkaç model daha ilerledikten sonra modelimiz ortaya çıkıyor. Şimdi şurada ilk birinci sırada nasıl işlem yaptıysak ikinci modelimizde aynı arkadaşlar. İkinci modelimizin kurulumunu birlikte yapalım. İkinci modelimizin kurulumu arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir kez dıştan içe doğru doladım. Doladıktan sonra bakın ters ilmek olduğu için bu ters ilmeğin yönünü ben düzeltiyorum arkadaşlar. Ve bu iki ilmeği yine aynı kesiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Kenar ilmeği doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bakın birinci sıramı bu şekilde uygulamıştım. Modelimi ikinci kez kurulumunu da tekrar bu şekilde olacak. Ve modelimi tekrarlıyorum. Bir kez doladım. Öncelikle bu iki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu yönünü düzelttiğim iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3 ters ördüm düz ördüm ve modelimi bu şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar birinci sırada modelimizi nasıl kurduysak ikinci modelimizin kurulumu da aynı ve hep bu 8 sıranın tekrar olacak modelimiz ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım gerçekten modelim çok güzel çok da hoş bir model oldu ben çok çok beğendim sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için anlatmak istedim modelim çok şahane oldu arkadaşlar çok güzel bir örgü modeli oldu Dilerseniz yetişkin örgülerinde, dilerseniz bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kabartmalı ve örmesi de çok kolay bir model. Yani bu modeli var ya örgü bilmeyen arkadaşlar bile örer arkadaşlar. Rahatlıkla örebileceğiniz ve aynı zamanda da çok gösterişli bir model olacak bir model arkadaşlar. Bundan bebek yeleği yapabilirsiniz. Bebek hırkası yapabilirsiniz. Çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ya da eşinize süveter hırka yapabilirsiniz arkadaşlar. Her örgüye yakışacak bir örgü modelinden bahsettim. Modelimiz bakın gördüğünüz gibi ben bir ters bir düz lastik üzerine ördüm. Modelimiz aynı zamanda da lastik istemeyen bir model. Şöyle bakın modelimin görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Bir de şöyle modelim arka yüzden görelim. Bakın arka yüzünde görünüşü bu şekilde. Arka yüzü bile değişik bir güzelliği var arkadaşlar. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz videoma bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.